Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Sevgili izleyiciler, İslam dininin temizliğe verdiği önem ve temizliğin çeşitli kısımlarına ilişkin kısa kısa bazı açıklamaları önceki programlarımızda sizinle paylaşmaya çalışmıştık. Gençler Başkanlığı'nca hazırlanan bu İlmihal programında da sizlerle abdesti kısaca tanımladıktan sonra abdestin faziletinden bir nebze bahsedip peşinden de daha önce vaat ettiğimiz gibi inşallah abdest fiil ve hareketlerinin ne anlama geldiği, bu hususta İslam alimlerinin yaptığı bazı değerlendirmeleri ve yorumları sizinle paylaşmak istiyorum. Daha sonra da Allah nasip ederse mütakip programlarımızda fıkhi hükümlere yavaş yavaş gireceğiz inşallah. Abdest, yüzü dirseklerle beraber elleri yıkamak, başı meshetmek, topuklarla birlikte ayakları yıkamaktan ibarettir. Ayet-i Kerime'deki tanımı tam da bu şekildedir. Namaz kılmak, Kabe'yi tavaf etmek gibi bazı ibadetleri yapabilmek için abdest almak farzdır. Abdestin pek çok manevi yararları yanında insan sağlığı açısından da birçok faydası vardır. Abdest hem bir temizliktir hem de ibadettir. Madde ve manen temizleyerek insanı güzelleştirmesinden dolayı Arapçada abdest, güzelleşmeyi anlatan vudu kelimesiyle ifade edilmiştir. Günde 5 vakit namaz için veya başka vesilelerle zaman zaman abdest alan bir Müslüman, manevi kazanımlarından başka temizliği alışkanlık haline getirerek kendisini birçok hastalıklara karşı da korumuş olur. Abdest, mükellef Müslümanlar için dini bir yükümlülüktür. Dolayısıyla namaz ve tavaf gibi bazı dini görevleri yerine getirebilmek için abdest almak şarttır. Mükellef Müslümanlar her gün namaz kılmakla yükümlü oldukları için bir mazeret olmadıkça her gün abdest alırlar. Ergenlik çağına ulaşmış aklı başında ve suyu kullanmaya gücü yeten her Müslüman gerektiği zaman abdest almakla yükümlüdür dini açıdan. Abdestsiz yerine getirilemeyecek olan ibadetler, abdestin sebebi kabul edilir. Mesela namaz kılmak abdestin bir sebebidir çünkü abdest olarak yerine getirilemez. Ancak bir Müslüman zorunlu bir sebep olmadan da sırf sevap kazanmak amacıyla abdest alabilir. Çünkü abdestin kişinin stresini dağıtması, öfkesini yatıştırması ve sıkıntısını gidermesi gibi pek çok yararları da vardır. Abdestin faziletine ilişkin pek çok hadisi şerif vardır. İslami literatürde bununla ilgili çok geniş bir materyal söz konusudur. Abdest zaten başlı başına bir ibadet değil, başka ibadetler için araç olan bir ibadet ise de her ne kadar sevabı pek çoktur. Kişiyi hem sağlık açısından hem de manen pek çok kazanımlar sağlar kendisine. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olabildiğince abdestli bulunmaya çalışırdı. Bundan dolayı Müslümanların mümkün mertebe daima abdestli bulunmaya çalışmaları ve abdestli olarak yatmaları tavsiye edilir. Bu durum Müslümanın ibadet hayatının sağladığı manevi atmosferden kopmamasını sağlar. Abdest müminin manevi silahı gibidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem abdestin faziletini anlatan pek çok hadis-i şerifler varit olmuştur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den. Bunlardan birkaç tanesi şöyledir. Şüphesiz ki benim ümmetim kıyamet gününde abdest izlerinden dolayı yüzleri nurlu, elleri ve ayakları parlak olarak haşr meydanına çağrılacaklardır. Yüzünün nurunu artırmaya gücü yeten kimse bunu yapsın. Yani abdest uzuvlarını daha geniş bir şekilde yıkasın anlamında. Müminin nuru ve beyazlığı abdest suyunun ulaştığı yere kadar varır diyor bir başka hadis-i şeriflerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kim güzelce abdest alırsa o kimsenin günahları tırnaklarının altına varıncaya kadar bütün vücudundan çıkar. Tabi bunlar samimi bir şekilde ibadet ortamı içerisinde abdest alan Müslümanın kazanımlarıdır. Müslüman veya bir mümin, bir kul abdest alır ve yüzünü yıkarsa gözleriyle bakarak işlediği her günah abdest suyu veya suyun son damlası ile yüzünden çıkar. İki elini yıkadığında elleriyle tutarak işlediği her günah abdest suyu veya suyun son damlası ile ellerinden çıkar.
ayaklarını yıkadığı zaman ayaklarıyla yürüyerek işlediği her günah abdest suyu veya suyun son damlası ile ayaklarından çıkar. Neticede o mümin kul günahlardan temizlenmiş olur. Sevgili izleyiciler, bu hadis-i şerifler abdestin ne kadar faziletli bir ibadet olduğunu anlatmaktadır. Daha doğrusu ibadet aracı olduğunu anlatmaktadır. Bu anlamda daha başka hadis-i şerifler de vardır. Dolayısıyla abdestle ilgili olarak abdestin faziletini anlatan bu hadis-i şerifleri de sizinle paylaşmak istedik. Sevgili izleyiciler, abdestin farzları 4 tanedir biliyorsunuz. Bunlardan birincisi yüzü bir kere su ile yıkamaktır. Bunu 3 defa yapmak sünnetlerde inşallah zikredeceğiz. Farzlardan birisi bu. İkincisi elleri dirseklerle birlikte bir kere su ile yıkamak. Bu da aynı şekilde farzdır. Bir defa yıkamak, bunu 3'e tamamlamak sünnettir inşallah zikredeceğiz. Başın 4'te birini ıslak bir elle ve kullanılmadık temiz bir su ıslaklığı ile meshetmek, yani elimizi üzerine dokundurarak geçmek, bu da abdestin farzlarından birisi. Dördüncüsü de ayakları topuklarıyla beraber bir kere su ile yıkamak. Sevgili izleyiciler, işte abdestin farzları bunlar. Bu farzlardan biri eksik olursa abdest tamam olmaz kesinlikle. Bunların yerine getirilmesi gerekiyor. Abdestin farzları Hanefi mezhebine göre bu şekilde 4 tanedir. Sevgili izleyiciler, abdestin mükemmel olması için sünnetlerine ve adabına da riayet etmek gerekir. Yüzün, ellerin ve ayakların birer kere su ile yıkanması farzın yerine getirilmesi içindir. Bunların 3'er defa yıkanması ise sünnettir. Kişi sık sakallı ise, sakalı sık ise sakalın üstünü yıkamak yeterlidir. Altındaki deriyi yıkamak gerekmez. Fakat sakal seyrek olunca altındaki derinin de yıkanması gerekir. Suyun deriye de ulaşması lazımdır. Sevgili izleyiciler, isterseniz bir de abdestin sünnetlerini şöyle hatırlayalım. Abdest almaya niyet etmek, niyet kalp ile gerçekleştirir. Şafii mezhebinde niyet farzdır, onu ifade edelim. Dil ile de söylenmesi güzel olur bunun. Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya şeklinde. Abdeste Euzü Besmele ile başlamak, Euzü billahi mineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlamak. Önce elleri bileklere kadar yıkamak. Eller temiz değil ise diğer organların kirlenmemesi için önce elleri yıkamak farz olur eğer eller temiz değilse. Çünkü o takdirde eller temiz olmadığı zaman diğer uzuvlar da kirletmiş olur. Üçer defa önce ağza sonra buruna su vermek. Elleri yıkadıktan sonra önce 3 kez ağza dolu dolu su alınır ve ağız yıkanır. Sonra 3 kez de buruna su çekilir ve burun temizlenir. Her su verişte bu su yenilenir. Aynı suyla değil, su yenilenerek bunlar yapılır. Bunları yapmakla hem ağız hem de burnun içi yıkanmış olur. Dişleri misvak veya fırça ile temizlemek, bu da abdestin sünnetlerinden. Hadis-i şeriflerde misvak geçiyor. Biz tabii bugün günümüzde fırçalar kullanılıyor bu ağız temizliği için. Yıkanan uzuvları 3'er defa yıkamak, bu da sünnetlerden, az önce ifade ettiğimiz gibi. Sırayı gözetmek, tertip, bu da Hanefi mezhebine göre sünnettir. Şafii mezhebinde bu da abdestin farzları arasında yer alıyor. Sırayı gözetmek, abdest alırken önce yüz, sonra dirseklerle beraber eller yıkanır, sonra başa mesedir, sonra da ayaklar yıkanır. Bu sıranın gözetilmesi. Sünnete uygun olan bu sıranın gözetilmesidir. Abdeste uzuvları yıkamaya sağ taraftan başlamak, mesela önce sağ kolunu, sonra sol kolunu, aynı şekilde önce sağ ayağını, sonra sol ayağını gibi sağlardan başlamak. Abdest organlarını 3'er kez yıkamak, bunları zikretmiştik. Bunlardan biri farz, bir ilk yıkama farzdır, diğer ikisi ise sünnettir. 3'ten fazla veya 3'ten az yıkamak sünnete aykırıdır, bunu da ifade etmiş olalım. Şüphe sebebiyle veya su azlığı dolayısıyla bu sayılar azaltılıp çoğaltılabilir. Aynı şekilde eller ve ayaklar yıkanırken parmakların arasını aralayarak yıkamak, hilallemek diye tabir ediyoruz. Bu da sünnetlerdendir, abdestin sünnetlerinden.
başın tamamını meshetmek, hani dörtte birini meshetmek farz için farzın yerine gelmesi açısından tamamdır ama tamamını meshetmek sünnete uygun olandır. Bu bakımdan başın tamamını meshetmek abdestimizin mükemmel olması açısından sünnetin yerine getirmesini sağlar. Kulakları ve boynu meshetmek de yine sünnetlerden. Abdest azalarını ara vermeden yıkamak, bu da sünnetlerdendir. Kulakları meshetmek, kulakların meshi eller yeniden ıslatılarak yapılabileceği gibi başın meshiyle birlikte de yapılabilir. Boynu meshetmek, başı ve kulakları meshettikten sonra iki elin arkaları ile ve üçer parmakla yeni bir suya gerek kalmaksızın boyunda meshedilir. Abdest organlarını üzerlerine dökülen su ile iyice ovmak, bu da sünnetlerdendir. Sadece suyu döküp geçmemek, bir de ovmak. Aynı şekilde abdest organlarını arada kesinti olmadan yıkamak, abdest alırken araya başka bir iş sokmamak, bir organ henüz kurumadan diğerini yıkamaya geçirince kesinti olmamış sayılır. Yani bir organ kurumadan diğerine geçtiğimiz zaman kesinti olmamış sayılır. Eğer bir organ yıkadıktan sonra, o kuruduktan sonra diğerini yıkarsak o zaman kesinti girmiş olur araya. Sevgili izleyiciler, işte buraya kadar abdestin sünnetlerini saymaya çalıştık. Şimdi abdestin alınışını kısaca tarif edelim. Şöyle alınır abdest. İlk önce niyet edilerek yani besmele çekilir. Eller bileklere kadar 3 defa yıkanır. Parmakların arası iyice ovuşturulur ve hilallenir parmaklar. Yüzük varsa oynatılır. Sağ elle 3 defa ağza su alınarak iyice çalkalanır. Misvak veya fırça ile dişler temizlenir. Yine sağ elle buruna 3 defa su alınarak burun temizlenir. Sonra yüzün her tarafı 3 defa güzelce yıkanır. Sonra önce sağ sonra sol dirseklere kadar dirseklerle beraber kollar yıkanır. Sonra baş meshedilir. Bu esnada şahadet parmaklarıyla kulakların içi, baş parmakla dışı, ellerin arkasıyla da boyun meshedilir. Daha sonra önce sağ sonra sol ayak 3 defa yıkanır. Parmak aralarının da yıkanması sağlanır. Kısaca abdestin işte sevgili izleyiciler abdestin alınışı kısaca bu şekildedir. Abdest alınırken sünnetlerine ve edeplerine riayet ederek alınmalıdır ki ibadetin özüne uygun olsun. Henüz namaz vakti girmeden abdest alıp namaza hazır olmak. Abdest alınan yer müsaitse kıbleye yönelerek abdesti almak. Abdest sularının elbiseye sıçramaması için dikkatli davranmak. Bir mazeret olmadıkça abdest için başkasından yardım istememek. Abdest alma sırasında ibadet şuuru içerisinde hareket ederek zaruret olmadıkça konuşmamak. Abdestte uzuvları yıkarken dua etmek. Abdest için yeterince fazla su harcamamak. Veya organlardan su damlamayacak kadar da suda kısıntı yapmamak. Abdest tamamlanınca kıbleye karşı şehadet kelimelerini okumak, artan abdest suyundan ayakta kıbleye karşı biraz içip dua etmek, abdestin sonunda bir veya birkaç defa Kadir suresini okumak, abdest aldıktan sonra eğer kerahat vakti değilse iki rekat namaz kılmak gibi bazı şeyler de abdestin menduplarındandır sevgili izleyiciler. Abdestin sünnet ve edeplerine aykırı olan şeyler ya tahrimen ya da tenzihen mekruh kapsamına girer. Bunu bu şekilde genel hatlarıyla belirttikten sonra bir de abdesti bozan şeylere kısaca temas edelim. Abdesti bozan şeyler de şunlar. Önden veya arkadan çıkan katı ve sıvı atıklar, kan, irin, meni vesaire abdesti bozar. Vücudun herhangi bir yerinden çıkan kan, irin ve sarı su gibi şeyler bütün bunlar abdesti bozar. Ağızdan çıkan kan tükürükten fazla veya ona eşit ise abdesti bozar. Değil ise bozmaz. Vücudun diğer kısımlarından çıkan kan ise çıktığı alanın yanlarına taşarsa abdesti bozar. Çıktığı alanın dışına taşmayıp toplu iğne ucu gibi çıktığı yerde kalan kan damlası abdeste engel olmaz. Yellenmek abdesti bozar sevgili izleyiciler. Ağız dolusu kusmak aynı şekilde abdesti bozar. Balgam bozmaz onu ifade edelim. Yatarak veya dayanarak uyumak abdesti bozar. Dinen yükümlü bir kimsenin namaz içinde yakındakilerin içteceği kadar gülmesi de hem abdestini hem de namazını bozmuş olur.
az veya çok bir zaman bayılmak, çıldırmak, bunlar da kişi abdestli ise abdesti bozulmuş olur. Teyemmüm etmiş olan bir kimsenin abdest alabileceği bir su bulması durumunda da teyemmümü, abdesti bozulmuş olur. Teyemmümle almış olduğu abdest bozulmuş olur. Sevgili izleyiciler, abdesti bozan hususları da bu şekilde kısaca özetlemiş olduk. Gördüğünüz gibi ayet-i kerimede abdest tarif ediliyor. Hadis-i şeriflerde bazı ayrıntılar bize açıklamış. Biz bunları kısaca ve özet olarak lazım olduğu kadarıyla, kanaatimizce lazım olduğu kadarıyla sizinle paylaşmaya çalıştık. Abdestin farzları, abdestin sünnetleri, mendupları, adabı ve bu çerçevede abdesti bozan hususlar, abdestin mekruhlarını da abdesti yerine getirilmesi gereken sünnetler veya menduplardan birisinin terk edilmesi şeklinde genel hatlarıyla ifade etmiş olduk sevgili izleyiciler. Böylece abdesti ana hatlarıyla fıkhi açıdan da sizinle paylaşmış olduk. Cenab-ı Hak ibadetlerimizi kabul buyursun. Bizleri ibadetleri reddedilenlerden eylemesin. İbadetlerimizi bilinçli ve şuurlu bir şekilde eda etmeyi de cümlemize nasip eylesin. Sevgili izleyiciler, Diyanet İşleri Başkanlığı'nca hazırlanan İlmihal programının bu kısmında da sizlerle abdest konusunu ana hatlarıyla paylaşmaya çalıştık. Şimdilik hepinizi Allah'a emanet ediyorum.